Psikolojik kökenli bir cinsel işlev bozukluğu olan vajinismus, bir erteleme ve kaçınma durumudur. Cinsel ilişkiye girme denemelerinde hafif bir kasılmadan tüm vücuttaki kasılmaya, endişe, korku, tiksinme ve panik haline, bacakların açılmalarını engelleyecek boyutlarda sıkıca kapatılmasına veya elle eşi itmeye kadar değişik şekillerde ortaya çıkabilen, çaresizlikle yaşanan ve son tıbbi literatürde cinsel organlarda ve pelviste ağrı ve içe girme bozukluğu olarak adlandırılan vajinismusun en belirgin özelliği, aşk kasları adını verdiğim pelvik taban kaslarının istemsiz ve denetimsiz kasılması durumudur. Şimdi vajinismusun tanı kriterlerini tek tek ele alalım. 1. Cinsel birleşme sırasında vajinaya girme ya da girme girişimleri sırasında vulvovajinada ya da pelviste belirgin bir ağrı ve acı duyma. 2. Vajinaya girme eyleminin gerçekleşeceği beklenirken ya da vajinaya girme sırasında ya da girilmesinden ötürü vulvovajinada ya da pelviste ağrı ve acı duymayla ve aşırı derecede kanamayla ilgili olarak belirgin bir korku ya da kaygı duyma. 3. Vajinaya girme girişimi sırasında aşk kaslarında istemsiz kasılma gibi belirtiler yaklaşık 6 aydır sürüyorsa, bu belirtiler kişide, partnerinde ve partner ilişkilerinde belirgin bir sıkıntıya neden oluyorsa vajinismus tanısı konulabiliyor. Ancak vajinismusun cinsel kökenli olmayan ruhsal bozukluklar sonucu ortaya çıkmaması, eşin kaba güç kullanması gibi ağır bir ilişki bozukluğundan ve gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kaynaklanmaması ve bir maddeye veya ilaca ya da başka bir sağlık durumuna bağlanmaması da çok önemli. İlk gecenin çok acılı, ağrılı olacağı, oluk oluk kanlar akacağı, canının çok yanacağı ama dişini sıkması gerektiği, içinde bombalar patlayacağı, cinsel ilişkinin tıpkı iğnenin deliğinden limonu geçirmeye benzediği, deliğin küçük ve dar olduğu, kızlık sarının yırtılacağı, delineceği, patlayacağı, çok kanama olursa hastaneye kaldırılabileceği, ilk gece kadın ve erkeğin birbirlerine kilitli kalabilecekleri gibi olumsuz telkinler çocukluktan itibaren kadının kafasında yerleşir ve cinsel ilişkiyi gözünde fazlaca büyütmesine neden olabilir. Bunları duyarak büyüyen bir genç kızın ileride cinsel hayatında sorunlar yaşaması, kendini seksin tehlikelerine karşı koruması, ağrı ve acı döngüsüne girmesi ve aşk kaslarını yanlış koşullandırması nedeniyle kaçınılmazdır. Çünkü vajinismus aslında kadının kendini korumasıdır, savunmasıdır. Yani vajinismus bir tür savunma mekanizmasıdır. Aşk kasları bütün üreme sistemi, idrar yolları ve bağırsak fonksiyonlarında önemli bir rol oynar. Dolayısıyla kadının aşk kasları rahatlamış ve gevşemiş bir halde sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalabilme, bilim ve sanatı olarak tarif ettiğim seks yapmada ve sekste gevşeyip rahatlayabilmede oldukça önemlidir. Vajinismus çoğu zaman zihin ile beden kas hafızasına karşı koşullanmış bir yanıt sonucu ortaya çıkar. Kadının aşk kasları istemsiz kasıldığında ve partneriyle yaşadığı cinsel ilişki sırasında ağrı duyacağına karşı koruma gerçekleştirdiğinde istemsiz bir şekilde seksi reddetme belleğe yerleşmiş olur ve cinsel ilişki mümkün olmaz. Bu durum otomatik olarak penise, parmaklara veya dilatatör gibi kadına doğru yönelen herhangi bir nesneye karşı koşullanmış bir reddetme ve kasılma tepkisine yol açar. Kadın bunlar hakkında herhangi bir şey düşünmez. Bu tepkime sadece olur. Ne yazık ki bu kadının kontrol edebileceği bir şey de değildir. Aşk kasları istemsiz kasılır ve ters etki sonucunda bir savunma mekanizmasının tepkimesi olarak ağrı ve acı beklentisiyle kasılmalar artarak devam eder. Meydana gelen bu kasılmalara rağmen penis-vajina birlikteliği kurulmaya çalışılırsa, vajinal yanma, kuruluk, hatta vajinaya girişim imkansız olduğuna dair bir his gibi sonuçlar ortaya çıkar.
Ağrı ve acı vajinanın etrafındaki aşk kaslarının kasılmasından kaynaklanır. Bu durum kadının bilinçli niyeti ya da kontrolü dışında gerçekleşir. Çünkü aşk kasları ağrı ve acı beklentisine bir tür savunma tepkisi olarak kendisini hasardan korumak için otomatik olarak kasılır. Seks yapma girişimleri ağrı ve acı verici bir hal alır. Ve penisin vajinaya girişi de bu kasılma durumunun ciddiliğine bağlı olarak daha zor ya da çoğu zaman imkansız olabilir. Buna rağmen devam eden seks yapma çabalarının neden olduğu rahatsızlık, refleks tepkisini daha da yoğun olacak şekilde pekiştirir. Kadın artan bir ağrı ve acı hisseder ve daha sürekli bir şekilde kendini ağrıya ve acıya hazırlar. Bu da tepkiyi daha da yerleşik kılar ve sonunda çaresizlikle öğrenilebilen bir vajinismus ağrı ve acı döngüsü yaratır. Aşk kaslarını ağrılı ve acılı cinsel birleşme beklentisine farklı bir şekilde tepki göstermesi için yeniden eğitmek vajinismus tedavisinin özünü oluşturur. Aşk kasları üzerinde istemli ve denetimli bir kontrol yönetimini öğrenme süreci artık istemsiz kasılmanın gerçekleşmemesine ve şartlı refleksin değişmesine yol açar. Böylece cinsel birleşme denemelerinde artık istemsiz kasılmalar gerçekleşmez. Ağrı ve acı ortadan kalkar. Yani vajinismusun her zaman %100 tedavi edilebilir bir durum olduğu ve kader olmadığı unutulmamalıdır. Vajinismus özel bir ilgi ve uzmanlık alanı olan cinsel terapist tarafından cinsel terapi ile tedavi edilebilir. Kesinlikle başarı ile sonuçlanan cinsel terapi sayesinde hem kadının cinselliğe karşı korkusunu yenmesi, hem aşk kaslarını kontrol etmeyi öğrenmesi sağlanır. Hem de kadının vajinasına penisi keyifle kabul etmesi ve seksten zevk alması kesinlikle mümkün olur.